Malin melanom ciltte bulunan benler üzerinden yani nevüsler üzerinden gelişen tümörlerden birisi. Çok hızlı ve agresif bir seyir gösterebiliyor. Bu yüzden erken teşhis çok önemli. Normal bir benin üzerindeki işte renk değişikliği, şekil değişikliği, sınırların düzensiz olması, üzerinde tüylenme olması veya tüylenme varsa tüylerin dökülmesi veya kanama olması gibi durumlar bir benin kanser yani malin melanomla ilişkili olabileceğini düşündürüyor. Cerrahi olarak çıkarılması çok önemli ama hastanın yayılma yapıp yapmadığına da bakmak gerekiyor. Çünkü çok küçükken dahi yayılma gösterebiliyorlar. Malin melanomda tümörü çıkardıktan sonra belli bir evreyi geçmişse yani başka organlara yayılmamış olsa dahi koruyucu olarak tedavi vermemiz gerekiyor. Yine kemoterapinin etkisi olduğu tümörlerden birisi. Bu immünoterapi veya bir takım moleküler akıllı ilaçların koruyucu olarak verildiği nadir tümörlerden birisi bugün etkinliği ispatlanmış durumda. Ülkemizde de gene bunları kullanabiliyoruz. Bunların dışında hastalığı yayılmış, başka organlara metastaz yapmış olan tümörlerde yine bu immünoterapi ve akıllı ilaçlar hasta hangisine daha uygunsa öncelikle onu başlamak kaydıyla tama yakın neticeler aldığımız tümörlerden birisi. Bir kısmında tabii istediğimiz yanıtları elde edemiyoruz ama yanıt elde ettiğimizde de bazı hastalarda tamamen şifa durumu dahi söz konusu olmakla gelmiş hastalıklardan.